Kıymetli kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Uğur Mumcu. 1996'da Kutlu Adam'ın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut'tayken Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, genciz zaten böyle. Bizi bir doldur boşalt, bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana, dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedi. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bugünleri görmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun. Aradan zaman geçti. Döndüler 3-4 gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle. Abi dedim halloldu dedi o iş. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Hep ben öldürsek öldürdü derdim. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, uyuşturucu şeyinin gitgide Kıbrıs genelini ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs'ı Rumlara sattı diye. Adam denktaşlı zaten mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için. O kadının cazın mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti. Şimdi diyecekler ki ya niye anlatmadın? Lan neyi anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağız? Kaç kişi böyle gitti?